Adli Tıp Uzmanları Derneği'nden bir grupla birlikte deprem bölgesine gittiniz. Hangi şehirlere gittiniz? Sizin çalışma alanınıza ilişkin ne tür zorluklar yaşandığını gözlemlediniz? Genel gözlemlerinizi merak ediyoruz. Şunu söyleyebilirim. Yani Adli Tıp Uzmanları Derneği olarak aslında depremin ilk gününden itibaren neler yapabileceğimizi değerlendirmeye ve bu konuda yapılan çalışmalara katkı vermek için ilgilileri hem uyarmaya hem de onlarla iletişime girmeye çalıştık. İkinci gün zaten dernek başkanımız Antakya ve çevresinde bir ziyarette bulunmuştu. Sonrasında orada görev yapan arkadaşlarla dernek olarak konuştuk. Ortak bir toplantı yapıp hangi ihtiyaçlar olduğunu değerlendirip tekrar 3 kişilik bir heyetle birlikte biz 3 gün boyunca Antakya, İskenderun, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Gaziantep'i ziyaret ettik. Oradaki hem adli tıp çalışmalarının nasıl yapıldığını, hem ölümler, kimliklendirme işlemleri, ölüm nedenlerinin belirlenmesi konularında bir gözlemde bulunduk. Oradaki arkadaşların aynı zamanda bir kısmının deprem sırasında orada olduklarını ve depremi bizzat yaşayıp ama cenazeler de gelince çalışmaya hemen başladıklarını, belki kendi yaslarını tutamadan, kendi cenazelerini defnedemeden orada yoğun bir şekilde bu ölümlerle ilgili çözüm getirmek istediklerini, o süreçlere dahil olduklarını gözlemledik. Genelde ortak düşünceler çıktığını, insanların yani böyle bir felaket karşısında bir hemen gönüllü olup ilgili birimlerde çalışmak, katkı vermek için hızlı hareket ettiğini gördük. Bu benim daha önce Kocaeli'nde yaşadığım depreme oranla çok daha büyük boyutta bir depremdi. Farklı kentlerde meydana gelen depremler sonrasında da oralara gitmiştik ama gerçekten dolaştığımız kentlerdeki yıkımları görünce, oradaki yaşananları insanlardan dinledikçe bu felaketin boyutunun çok büyük olduğunu ve bu felaketin büyüklüğü ve müdahale konusunda zaman zaman yaşanan eksiklikler, zaman zaman devletin belki de bütün çalışmaları tek elden yürütmesi, sivil toplum veya kendi kurumu dışındaki yapıları dahil etmemesi nedeniyle ortaya çıkan aksaklıkları da gözlemleme şansı oldu. Alanımız açısından şunu söyleyebilirim. Hem asistanlarımızın hem uzmanlarımızın, otopsi teknisyenlerimizin gerçekten büyük bir özveriyle çalıştığını görmek, onların o çalışmaları ile ilgili olarak onlara dokunabilmek bizi gerçekten bu süreçte bir nebze rahatlattı diyebilirim. Depremde hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti süreci hakkında bilgi verir misiniz? Hem kimliklendirme süreci hem ölüm nedeninin raporlandığını söylediniz. Bütün bu süreçler hakkında deprem bölgesinde çalışan adli tıp uzmanları ne tür bir iş, ne tür bir çalışma yapıyorlar? Yani Türkiye'deki mevcut yasalara göre herhangi bir ölüm olduğunda zaten ölen kişinin kim olduğu, ölüm zamanı ve ölüm nedenini tespit etmek gerekir. Bu dolayısıyla depremde de aynı gereklilikleri içeriyor. Hem ölüm nedeni meselesi önemli, hem de ölenin kimliği önemli. Ve burada da mesela diğer bir tartışma konusu ölüm zamanı. Çünkü miras hukuku gibi meselelerde aslında bir ailedeki fertlerin birbirinden farklı zamanlarda öldüğüne dair bir değerlendirme yapılırsa, bunun miras hukuku yönünden farklılaştığını biliyoruz. Bunlar belki normal koşullarda çok fazla önümüze çıkan, dert ettiğimiz ve incelediğimiz meseleler. Depremde de
Bu ölüm zamanı konusunda belki çok detaylı, standartlara uygun bir karşılaştırma yapma şansı bulunamadı. Ve ölümlerin bir kısmı adet uzmanları tarafından değil, ilk günlerde özellikle burada görev yapan aile hekimleri tarafından da gerçekleştirildi. Ve dolayısıyla ilk aşamada kim olduğunu tespit etmek ve ölüm nedeni konusunda da çok farklı bir neden konusunda, yani ilk değerlendirmede dikkatinizi çeken bir şey yoksa da genel beden travması, olaya bağlı havasız kalma çünkü ortaya çıkabiliyor. Ama genel olarak bakıldığında oradaki kişilerle ilgili ölüm nedeni konusunda hızlı bir değerlendirme yapıp ve haricen travma belirtileri de görülünce genellikle genel beden travması şeklinde ölüm sonucu verildiğini söyleyebiliriz. Çünkü ölen insan sayısını aslında değerlendirdiğimiz zaman adli tıp açısından olağanüstü bir durum olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bilimsel literatürde olağanüstü durum için adli tıp açısından şu karşılık gelir, şu anlama gelir. Bir yerde mevcut insan gücü ve çalışma ortamı, eldeki olanaklar itibarıyla değerlendirme yapılmasının üzerine çıkan sayı olağanüstü bir durumun varlığını işaret eder. Ölümlerin sayısı zaten Türkiye'deki otopsi salonları, adli tıp uzmanları boyutuyla düşünüldüğünde de olağanüstü bir durumun ortaya çıktığı aşikar. Dolayısıyla orada da hızlı değerlendirme protokolleri kullanılır. Hem kimliklendirme konusunda hem defin konusunda bu tür protokollerin yardımıyla o mevcut yükün hızlı bir şekilde altından kalkmaya çalışılır. Akabinde de insanlar çünkü diğer yandan cenazelerini bekledikleri ve belki de bazı enkazların dibinde olmayan bir cenazeyi aramaya çalışmak gibi bir gayretin peşinden onları kurtarabiliriz. Bu belki kimi durumlarda özellikle artçıların olduğu, artçılar nedeniyle de yeni yıkımların gerçekleştiği dönemde insanların hayatını kurtarıyor. Dolayısıyla sizin hem ölenleri hızlı bir şekilde kim olduğunu tespit etmeniz gerekiyor, hem de ölüm nedenleri konusunda orada başka bir cinayi olay varsa onları da görüp onları ayrıştırmak gibi bir sorumluluğunuz var. Çünkü bu da kritiktir. O sırada deprem dışı nedenle öldürülen bir kişiyle karşı karşıya kılındığında onun incelemelerinin o cinayeti ortaya çıkaracak şekilde yapılması önemlidir. Çünkü şunu da gördük, o tarihlerde depremde yağmacı diye nitelendirilen bir kişinin gözaltına alındığı ve gözaltında öldüğüyle ilgili bir bilgi paylaşılmıştı. Şimdi bu kişinin otopsisinin çok açık bir şekilde Minnesota otopsi protokolüne uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü yani sorumlu kim? Çünkü göz altında ölüm diyorsak burada sorumlu olan kamu görevlilerinin de cezalandırılması, adalet önüne çıkarılması gibi bir sorumluluk var. Bu devletin en temel ödevlerinden, görevlerinden biri. Dolayısıyla bunun için de orada hızlı protokolü değil, Minnesota otopsi protokolünü uygulamak gerekiyor. Kaldı ki yapılan incelemelerde buna özen gösterildiğini, örnek alındığını, fotoğraflamanın yapıldığını otopsi tutanaklarından öğreniyoruz. Vücut bütünlüğünü koruyan cenazelerin kimliklendirme süreciyle
korumayanlar açısından bir takım farklılıklar olmalı. Ne tür teknikler uygulanıyor deprem bölgesinde? Şimdi aslında siz bir cenazenin size ait olduğunu söyleyebilirsiniz ama adli tıp standartları açısından bakıldığında kimliklendirmede, yani sahipli cenazede de sahipsiz cenazede de standart aynıdır, değişmez. Yani siz öncelikli olarak önünüze gelen bir cenazede haricen üzerindeki giysileri tanımlamalısınız. Onun çünkü giysileri şahsi bir takım özellikler içerebilir. Diğer taraftan vücudunda taşıdığı bir takım eşyalar olabilir. Saatidir, küpesidir. Bunlar kaydedilmelidir. Diğer taraftan dövme, ameliyat izi, başka bir yaralanma izi gibi antropometrik değerlendirme yapmaya yardımcı olacak. Bizim kişinin, yani tıbbi kimliği dediğimiz özellikleri tarif etmek gerekiyor. Yani saçı, boyu, kilosu, yani cinsiyet kimliği gibi özellikleri kaydettikten sonra da bunlar yardımcı değerlendirme araçlarıdır. Kesin inceleme için. Mesela o değerlendirmeleri adli tıp uzmanları yapmıyorlar ama hem parmak izlerinden hem de çekilen fotoğrafların, yani biyometrik olarak mevcut veri tabanlarında, çünkü İçişleri Bakanlığı'nın, emniyetin hem nüfus kimliği verirken hem sürücü belgesi, hem pasaport verirken parmak izini aldığını, fotoğraflama yaptığını biliyoruz. Kaldı ki çoğu yerde aslında bu parmak izleriyle eşleştirme yapıldığını söyleyebilirim. Bu çalışmanın yanı sıra fotoğraflama ve adli tıp açısından en kritik olan noktada DNA eşleştirmesi için örnek almaktır. Peki deprem bölgesinde bütün bu saydığınız yöntemler belirli düzeylerde kullanılıyor mu? Kullanılabiliyor mu? Zorlu bir çalışma sahası ama. Şimdi ilk günlerde bir takım aksaklıklar yaşanmış. Yani ama bizim gittiğimiz dönemlerde ve özellikle aktarılan bilgilere bakıldığında 3. günden sonra hem adli tıp uzmanlarının çalışmalara müdahil olma, orada bu standartları sağlama konusunda ısrarcı olduğunu ve sonuç aldıklarını öğrendik. Zaten gittiğimiz yerlerde de bu bilgiler bize aktarıldı. Diğer taraftan bu çalışmayı birlikte yürüttükleri Cumhuriyet Savcıları ile de konuştuğumuz zaman, Cumhuriyet Savcıları da kimliklendirme için işte ilk günlerde kan örnekleri alındığını ama daha sonra cenazelerle ilgili değişimler başladıktan sonra, çürüme başladıktan sonra diş ve kemik örneklerinin alındığını, fotoğraflama yapıldığını, bunlarla ilgili kayıtlar tutulduğunu, defnedilirken de onların nereye defnedilmesi konusunda özen gösterildiğini söylediler. Bizim de kabaca yaptığımız değerlendirmelerde bunlara uyulduğunu söyleyebilirim. Şimdi bazı enkazların tamamen kaldırıldığını görüyoruz. Haberlerde izliyoruz, okuyoruz. Fakat kayıplar var. Ne öldüğü belgelenebilen ne de hastanede ya da başka bir biçimde sağ olduğu belgelenebilen insanlar var. Antakya'da Rönesans Rezidans'ın enkazında olduğu bilinen kızı ve damadını arayan bir baba haber olmuştu bugün. Bu tip durumlarda, bu binanın enkazı altında, bu tip binaların enkazı altında yakınlarını bulamayan insanlar nasıl bir prosedür izleyecekler, nasıl bir yolla kayıplarına ulaşacaklar? Şunu söyleyebilirim. Aslında baştan itibaren de şu konuda uyarılarda bulunduk. İnsanların yakınlarına sağ olarak ulaşması ne kadar kritik, onu herkes biliyor.
Ama diğer taraftan ölülerine ulaşması da onlar için çok kıymetlidir. Aslında bizim hayatla kurduğumuz bağlantı bir ölçüde ölümlerle, ölülerle kurduğumuz ilişkiyle de iç içedir. Nasıl bir insan olduğumuz, hayata nasıl baktığımız konusu belki de ölümlerle ilgili bugüne kadar yazılanlar, değerlendirmeler, paylaşılanlar ile de düşünüldüğünde bir insan için çok kritiktir. Üstelik Domanskaya adlı bir antropolog özellikle Latince'deki human sözcüğünün humandos'tan geldiğini, yani ölüsünü gömen tür olduğunu söyler ki bu hakikaten kritiktir. Dolayısıyla ölümler, ölüsüne sahip çıkmak, onu kendi elleriyle gömebilmek o insanın belki de o yakınına karşı hayatındaki son vazifesi. Buna özen gösterilmesi gerektiğini özellikle belirttik. Ve cenazelerin bulunması konusunda da, hemen kimliklerin tespit edilmesi konusunda da gösterilecek gayretin ne kadar kıymetli olduğunu ve o çalışmanın bir an önce gerçekleşmesi için üniversitede olanlar, Sağlık Bakanlığı'nda olanlar veya şu an aktif olarak herhangi bir şekilde çalışmayan adli tıp uzmanları da dahil olmak üzere bu sürece dahil olmamız gerektiğini söyledik ve şunları da belirttik. Nelere dikkat edilecek? Mesela bir enkazda bir cenazenin varlığını nasıl söyleyebiliriz? Bunun için hangi yöntemler kullanılıyor? Termal kameralar belki canlıları tespit etmek için işimize yarıyor ama diğer taraftan kokuya hassas yani canlılar var. Bununla ilgili mesela kadavra köpekleri olarak tanımlanan köpeklerin enkazlardaki cenazelere ulaşma konusunda yardımcı olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan da şu an ilk günlerde kimliksiz olarak gömüldüğü söylenen ve yakınlarına ulaşılamayan cenazelerle ilgili hızlı bir değerlendirme ve eşleştirme sürecini başlatmak. Çünkü belki de hala enkazda yakınını bekleyen insanların cenazelerinin bir kısmı gömülmüş olabilir ve o bilgiler eşleşmediği için veya fotoğraftan ya da başka parmak izi gibi hadiselerden tanınamadığı için o insan enkazda olduğunu düşündüğü cenazenin belki de gömülmüş olduğunu öğrenemediğinden o enkazda hala cenazesi olduğu duygusuyla hareket ediyor. Onları da belki bu konuda bilgilendirmek, o kimliklendirilmemiş cenazelerle ilgili işlemleri yapmak lazım. Şu anda birden farklı yerlerde değerlendirmeler yapıldı ama örneklerin uygun laboratuvarlara gönderilmesi gerekiyor. Yani bu Diyarbakır, Antep ve Adana gibi merkezlere örnekler gönderilip o merkezlerin bu çalışmaları hızla sonuçlandırılması istendi. Ve farklı merkezlerden tek bir yere gitti. Aslında o bilgilerin hızlı bir şekilde tasnif edilip birleştirilmesi ve eşleştirme işlemlerinin başlaması gerekiyor. Çünkü erken dönemde yapılacak eşleştirme hem o insanların yaşayacağı travmanın katmerleşmesinin bir ölçüde önüne geçer. Bir an önce kendi yakınlarına, cenazelerine karşı son görevlerini yerine getirirler ve yaşamla ilgili bağ kurma, o ölen insanın anılarını yaşatma meselesinde aktaracaklarını daha hızlı görme, toparlama ve yansıtma şansı bulur. Hayata dönmesi için de bunlar elzemdir. Yoksa sürekli kayıplarını arayan, kayıplarının bulunamaması nedeniyle hayatları o anda durmuş insanlarla karşı karşıya kalırız. Bunu biz bu topraklarda çok iyi biliyoruz. Özellikle zorla kaybedilenlerin
aktarıldığı öykülerde ailelerle yapılan görüşmeler hep saatin o insanın yanından alındığı saat olduğunu söyler. Ve bu birkaç dakika sonra tükenmez, birkaç saat sonra tükenmez, yıllar ve belki de o insanın hayatının sonuna kadar devam eder. Ve öykü onunla da bitmez. Sonra yeni hayata gelen kuşaklar o travmayı sürekli olarak aktarmaya, o travmayla baş edememeye başlarlar. Yapılacak çalışmaların, adit uzmanlarının kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Bunu gerçekleştirirken de ama özellikle hakikati görünür kılmak, hakikatle ilgili mücadele süreçlerinin tek bir kanaldan değil. Yani çünkü bu tür hadiselerde devlet herkese aynı ölçüde dikkate almadığı veya onun meselelerine eğilirken farklı tutumlar sergilediği için insanların bir kısmında devlete karşı güvensizlik oluşabiliyor. Bu tür güvensizliklerin de önüne geçmek için her yerde bağımsız değerlendirme yapabilecek uzmanların süreçlere dahil olmasının öneminden söz edilir. Onların bu çalışmaların içinde bulunmasından söz edilir. Gereklidir de bu. Ama Türkiye'de de mesela bir şunu gördük biz o deprem sırasında. Bu tür kaygıların çok böyle daha önce yaşamış olmamıza rağmen pek hatırlanmadığını gözlemledik. Heyetlerin bir araya gelme konusunda bazı kurumların diğer kurumlarla çok işbirliği içinde olmadığını, herkesin kendi bünyesi altında çalışma yapmasını istediğini gözlemledik. Evet, biz de organizasyonun merkezi olmasından, sorumlulukların, planlamanın, yönergenin net olmasından yanayız. Ama bu tek bir devlet kurumu ve yalnızca onun görüşleri değil. Biz de geçmişte bununla ilgili olarak bir takım sıkıntılar yaşadığımızda yönergeler, planlamalar, işin nasıl yapılması gerektiğine dair algoritmalar oluşturmuştuk. Ama şunu fark ettik, yani dernek olarak da aslında şunu söylemek durumundayız. Onları güncellememişiz. Onlarla ilgili ihtiyaçlarımız konusunda da, orada yapılacak çalışmalar konusunda da biz de eksik davrandık. Yani bunu söylemek gerekiyor. Ama öte yandan bunu giderme konusunda, ortak aklı oluşturma konusunda hemen bir araya gelip bir çalışma içine girerken bu çalışmaların, bu düşüncelerin çok da yani resmi anlamda bir karşılık bulamadığını görmek sıkıntı yaratıyor. Çünkü bu felaket herkesi ilgilendiren, herkesin dahil olması gereken ve uygun bir çalışma ortamıyla demokratik olarak denetimlerin baştan itibaren içinde yer aldığı bir sistemle çözülür. Çünkü bugün biz o krizlere yönelik demokratik, şeffaf bir süreç işletmezsek sonrasında uğraşacağımız hukuk meseleleri, hatalar çok fazla olacak. Bu bildiğimiz bir gerçek. Maalesef depremde biz yine de mesela Marmara depreminde sivil toplumun oradaki katkısını, onların pozitif etkisini çok görmüştük. Burada ise sivil toplumun, meslek odalarının, taleplerinin hemen reddedilmediğini ama gerçekleşmesi için de önerilerin alınması, tartışılması için de çok uygun yollar bulunmadığını söyleyebilirim. Bölge mültecilerin, özellikle de Suriyeli mültecilerin çok yoğun yaşadığı bir yer ve depremde binlerce de mülteci öldü. Sayısını bilmiyoruz, ayrıştırılmış bir veri yok sanırım. Peki mültecilerin kimliklendirilmesi süreci nasıl ilerliyor, nasıl ilerledi?
Yani şimdi dediğim gibi aslında bir cenaze önünüze geldiğinde kimliklendirme için yapılacak yöntemler belli. Hı hı. Burada birisi onu tanıyorsa, parmak izi eşleşmesi yapılıyorsa, o zaman cenazelerin o kişilere teslimi söz konusu. Diğerlerinde ise alınan örneklerle ilgili kayıtlar saklanıp cenazeler bir sayı verilerek oradaki bir mezarlığa defnediliyor. Bu sayılar daha sonra karşılaştırılarak burada kaç kişinin öldüğü, kaç kişinin hani mülteci olarak tanınan kişiler, kaç kişinin de kimliksiz olduğu ve kimliksizlerin arasında kayıplarını arayanların sayısı gibi bir takım hesaplamalarla belki de ortaya çıkacak ama çok net, kesin bir sayıya ulaşılamayabilir. Çünkü zaman zaman yakınlarının aktardığı bilgilere veya bu konuda yapılan çalışmalara rağmen belki elinizde bir takım DNA formülasyonları oluyor ama kimlik olmuyor. Çünkü kimliklendirme için o kişinin soyundan gelen bir yakınını bulmamıza ihtiyaç var. Evet. Ama kaç mülteci öldü sorusu belki de bizim tüm bu çalışmalar tamamlandığında dahi sormaya devam edeceğimiz bir soru olabilir. Bu şehirler arasında farklılık gözlemlediniz mi? Bir aslında dikkatimizi çeken şey şuydu. Maraş'ta dahil olmak üzere Adıyaman'a gitmedik. Yani diğer kentler bir deprem yaşamıştı ama depremin 3. haftasına doğru geliyorduk. Sokakta insanların hayata bir şekilde bağlandığını, tutunduğunu, sokakta dolaştığını, dükkanların bir kısmının açıldığını, sokakta dolaşan arabaların bir kısmının orada yaşayan insanlar olduğunu gözlemledik. Ama mesela Antakya'ya gittiğimizde Antakya'da bu gözlemleri yapamadık. Antakya'da daha çok oraya giden yardım kuruluşlarının, kamu görevlilerinin, işte çalışan diğer ekiplerin olduğunu, sokakta açılan bir dükkan, yani insanların hani dolaşması gibi bir hadisenin olmadığını söyleyebilirim. Antakya'da çoğu yerde elektrik konusu yaşanırken, mesela Maraş'ta elektriğin hemen temin edildiğini, hastanedeki insanların kalacak yer konusunda bir sıkıntı yaşamadığını, banyo yapabildiklerini söylediler. Ama Antakya'da uzunca bir süre oradaki çalışan adli tıp uzmanları banyo dahi yapamamışlar ve çalıştığı koşullar bir en son konteynerlara yerleşmişler ama öncesindeki koşulları çok daha kötüymüş. Enkaz kaldırma çalışmaları adli tıp kurallarına, prensiplerine uygun yapılıyor mu sizce? Enkazlar kaldırılırken gerçekten orada canlı veya ölü bir insan var mı? Varsa ben hem o insanı bütünlüklü olarak çıkarmalıyım, hem onun ölümünde birilerinin sorumluluğunu düşünüyorsam, keza şimdi bu da ciddi bir konu olarak önümüze gelecek. Çünkü adli tıp açısından bakıldığında biz belki de oradaki binalarda yaşanan sıkıntıları, ölümlerin ne kadarının o mimarların ya da o inşaata göz yumanların ya da orayı belki de bir yerleşim alanı olarak seçenlerin sorumluluğunu ayrıştıramıyoruz. Ama şöyle bir hadise var. Ölüm nedenleri üzerinden sorumlular arasında bir bağlantı kurulabilir. Bu ilişki kıymetli. Bir hekim olarak da şunu söyleyebilirim. Aslında o enkaz yalnızca bizim ölenlere ve yaşayanlara ait bedenleri tuttuğumuz yerler değil. Belki de çoğu insanın hayatına dair çok kıymetli belgeler, belki bir fotoğraf, belki bir anı, belki bir ödül. O insanın hayata tutunmasını sağlayacak nesneler.
yaşamasını sağlayacak bir takım nesneler. Onlara karşı da özensiz davrandığımız zaman aslında bu travmalarla çok uzun süre uğraşacağız. Şuraya bakınca mesela o enkazlar çok kısa süre içinde kaldırılmaz duygusu oluşuyor. Dediğimiz titizlikte çalışılırsa belki birden fazla bir yıla ihtiyaç var gibi düşünülüyor ama artık teknik, insan gücü ve bu konuda devletin önceliği nereye verdiğine bakarak size bir şey söyleyebilirim. Evet, insanımızı önemsiyorsak, onların anılarını, hayata tutunmasını, varlıklarını dert ediyorsak, bunu önceler hem o enkazın bir an önce kaldırılmasını sağlarız, hem de bunu titiz, dikkatli bir şekilde yaparız. Sorumlular varsa o sorumluların yargı önüne çıkmasını sağlayacak delillere de ulaşırız. Bunları yapmak öyle çok zor bir şey değil. Önceliği neye verdiğimiz, insan gücümüzü nereye kullandığımızla ilgili bir soru.